Arkadaşlar Manisa'dan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size buradaki satılık kuşlarımızı göstermeye çalışacağız Ali ile birlikte. Arkadaşlar burada ikinci katta jumbolarımız var. Bunlar 14 tane. İçlerinde yavrular da var. 2018'in kuşları da var içerisinde. Üçer yavru alınmış veya birer yavru alınmış takımlar da var. Bir tane 2016 var içlerinde. Şurada yavrular da var. Yalnız ben şöyle bir şey yaptım. Yani ilgilenen arkadaşlar özellikle belirtmek istiyorum. İngilizlerin içerisinde birkaç tane ince olan vardı. Onları da aldım. Buraya attım yani show kuşların içerisinde. Dolayısıyla bunların içerisinde ilgilenenlere onları da öneririm. Yani jumbo alırken bir üst sınıftaki kuşu almış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi şurayı da bir kısaca tanıtalım. Burada kırıklarımız var arkadaşlar. Bunların içinde 3 tane dişi var. Gri. Biri şurada görüyorsunuz. İkinci ortadaki kuş. Annesi de yanında dipteki en sondaki kuş. 3 tanesi eşe hazır. Aldığınız anda eşe atabilirsiniz. Aşağı yukarı 7 aylık kuşlar. Diğerleri arkadaşlar birinci tüyünü yapıyorlar şu anda. Yani 3 aylık veya 3,5 aylık. Bunlara da 1-1,5 ay sonra eşe atabilirsiniz. Yani bu kısımdaki kuşların en küçüğü bu şekilde. İçlerinde 3 tane benim satmayacağım erkek var. Üçü de çoğu kuşu. Onları satmıyorum ama isteyenden bakacağım diyen olursa bakıcılık yapıyorlar. İki tanesi yavru bakıyor, yumurtalarını boş getiriyor arkadaşlar. O yüzden onları da birkaç kuş alana isterlerse bakıcı olarak hediye de edebilirim. Arkadaşlar şimdi size kırık ve jumboların boylarının ne kadar olduğunu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir metre kullanacağız. Ölçümün nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir kuşu yakalayayım. Elime aldıktan sonra biz tekrar Ali ile çekimi tekrar başlatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kuşumuzu aldık. Kuşumuzu elimize aldık. Yalnız bu tutuş tekniğiyle ölçüm yapamayız. Bunu ölçümünü yapabilmemiz için şu şekilde tutmamız lazım. Bakın şöyle kendinizi ısırttırmayın. Bu bir dişi kuş. Anında ısırıverir. Şöyle kuyruğunun tam olmasına dikkat edin. Kuşun kuyruğunun tam olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu 1 yaşında bir kuş. Belki 14-15 aylıktır. Bu kırık bir kuş arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Ali de karşıdan alsın. Şimdi kuşu şöyle masaya arkadaşlar, tam masanın bitim yerine bakın, gagasını uzatmıyoruz, kafayı tam böyle dikine alacağız arkadaşlar. Ali böyle gelir misin? Şöyle. Heh. Bakın kuyruğunu tam sonuna işaretledim. Şuradan çekiver Ali'cim, şuradan alıver, alttan alıver önce. Bakın masaya dayadım. Kuyruğunu tam hizaya getirdim. Kafasını uzatmıyorum elimle. Özellikle uzun bir şey yapmıyorum. Şimdi böyle bunu gel hadi ölçelim. Bakın kuşun yüksek boyu 22 santim. 22 santim arkadaşlar. 1-2 milim de fazla, o da bizden olsun. Kırık bir kuş arkadaşlar. 1 yaşını biraz geçkin, 14-15 ay olabilir. Kesin tarih defterde yazılı. Bu Rainbow çalışmamızdan bir dişi. Bakın 22 santim kuş ama kırık. İngiliz'in sınırı neydi arkadaşlar? İngilizlerin alt sınırı 21.6 santimetre. Bu dişi kuş. Erkeği bunun daha bile uzun olabilir. Bu kuş 22 santim bu haliyle. Bu kuyruk bir kere değişmiş kuyruk. Biraz da yamuk da duruyor aslında. 22 santimden 1-2 milim fazlası da var. Önemli değil, bizden olsun. Bu dişi, unutmayın, erkeği bundan daha bile uzun olabilir. Burada erkekler var. Bıraktık elimizden. Şimdi jumbo yakalayalım arkadaşlar. Şurada
Sakin bir erkeğim var. Onu alacağım elime. Kuyruğu tam şu anda. Evet. Arkadaşlar bu erkek sakin bir erkek. Texas. Daha önceki çekimde de bunu size tanıttım ben. Bakın bu kuşa ben jumbo diyorum. İngiliz falan değil. Çünkü bende üredi bir kuş. Gelin ölçelim. Texas bu kuş. Tekrar buraya Ali şuradan üstten alalım önce Ali'cim. Bak. Şöyle masaya tam kuyruğu gelecek şekilde. Başı dik olacak şekilde. Başını böyle geriye doğru uzatmıyoruz arkadaşlar. Bu. Ölçüm tekniği bu. Alalım. Evet. Kuş 25 santim geldi arkadaşlar. Tekrar ben size göstereyim. Yanlış olmasın. Bakın. Evet. Şu kafasını şuraya sabitledim. Şöyle aldım. 25 santim geliyor arkadaşlar. Şovların üst sınırında. Ama bu kuş şov değil. 25 santim geldi arkadaşlar. Jumbo bu kuş. Ben bu kuşu jumbo diyorum. Bakın. Bu 25-14 zaten İngilizlerin en üst sınırı arkadaşlar. Bu kuş jumbo. Bunun yavrusu da var burada. Bir de dişi alalım arkadaşlar. Buradaki belki de en ufak sayılabilecek dişiyi yakalamaya çalışacağım size. Göstereyim. Bu benim kullandığım ufak dişilerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tekrar aynı yerde ölçüm alacağız. Tabii beni ısırmak istiyor dişi. Haliyle rahat değil. Evet gelin yine aynı şekilde. Buraya. Bakın kuyruğunu kuşu uzatmıyorum, kısaltmıyorum. Tam kafa hizası, kuyruk hizası. Şuraya dayadık. Şuradan birkaç milim de bizden. Bu da 21,5 santim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. 21,5 santim kuş. Bu da 1 yaşında bir kuş. Elimdeki en küçük dişilerden bir tanesi bu. Yani bunun soyu sopu belli. Burada o morların kardeşi bu. Şunun kuyruğu tam değil. O erkeği şu an size ölçemiyorum. Bakın kuyruğu tüyde olduğu için bazı kuşlar ölçülmüyor. Şöyle bir bakın. Yavrular da bundan aşağı değil. Şu yeşil kuş belki hatırlarsınız. Onu jumbo diye vereceğim 2016. Arkasındaki kuş İngiliz. Bu iki tane ortada duran yeşiller İngiliz kuşu. Onları vereceğim. Şu kahverengi de yine İngiliz. O da henüz yavru, 4 aylık civarında. Kuyruğu da eksik şu an tüyde. Ama kafası bayağı iyi çıktı. Bakın onu da alabilirsiniz. Hepsini alan olursa daha iyi olur benim açımdan. Fiyatta da pazarlık ederiz. Çok aldığınız zaman.
Arkadaşlar burada da yavrularımız var. Burada yavrulardan bir, iki tane şu iki mavi yavru satılık. Bu erkek, o da erkek. İkisi de erkek. Diğer yavrularımızdan da bu yeşil olan, o da şov kuşu. Şu kaşınan arkadaşlar. O da erkek görünüyor şu anda. Bu kuşlarımız satılık arkadaşlar. Diğerleri değil. Onlar ayırdığım kuşlar. Şurada da size bir ufak bir gösterim yapalım arkadaşlar Ali ile. Burası bizim kırıklar için hazırladığımız salma arkadaşlar. Bunların tamamı Rainbow çalışmasının kuşları. Tabii Şakir hariç. Şakir Lutino kuşumuz. Ona bir tane daha oradan diğer yavrulardan fark ettiyseniz albino sarı surat yani kremio kuşumuzla gelecek bu sezon. O daha yavru. Şakir yetişkin tabi. Burada iki tane arkadaşlar jumbo var. Ayırdım. Orada arkadan ikinci olan kuş ve şuradaki Texas dişi. O Texas taşıyıcı, bu Texas dişi. Bunlar jumbolardan gelen yavrular. Bunları ayırdım. Bunlar da bu sezon erkek jumbo yavru alacağız. Onlar da herhalde kendimiz sahipleneceğiz erkek yavruyu. Ondan sonra eşi de. İkisini de satabiliriz ilgilenen olursa. Bunlar erkek Texas'ta verecek, dişi Texas'ta verecekler ve hep mor ve mavi verecekler. Buraya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bizim Show İngiliz grubu. Bu salma maşallah bu sene doldu. Bunların içinde sezona hazırladığımız kuşlar çoğunlukta. Burada satılık kuşumuz pek yok. İsteyen olursa yine birkaç tane belki erkek veya dişi olabilir. Şöyle bir bakın. Ali göstersin. Şu ikinci Texas dişiyi düşünenler olursa bu kuş olur. Bu daha yavru 3-4 aylık bir kuş. Onun dışında bu yeşil erkeklerden 3 tane var elimde. Bir tanesini isteyene sahiplendirebiliriz. Gri yeşil erkeklerimiz. Bir tanesi şurada. Yavru olanı var işlerinde. Daha 4 aylık olanı var. Onun dışında buradan tek satacağımız kuş yok arkadaşlar. Bunların tamamı bu kuş. Bu yavru. Bu yavru erkek. Bu 4 aylık. Bunu isteyen olursa sahiplendirebilirim. Onun dışında bunlar hazırlanıyorlar. İlaçları bitti. Arkadaşlar şu an için Ağustos ayı içerisindeyiz. Ağustos ayında kuşların alınıp satılmasının alıcılar açısından bence en uygun zamanıdır. Neden diyecekseniz artık sezon yaklaştı. Fiyatlar şu anda uygun. Fiyat olarak uygun olduğu için sezon da yaklaştığı için almanın tam zamanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi 1 Eylül geldiğinde kuşlar zamlanır. Her şey zamlanacağı gibi 1 Eylül'de kuşlar da zamlanacak. Onun için üretim düşünen, özellikle hani böyle büyük kuşları alarak melezleme yapacak, mevcut soylarını ilerletecek, diyelim ki yerlileri var, bunu jumbolarla veya buradaki kırıklarla biraz daha irileştirebilirsiniz. Pazarınızı bozmayın. Hani yerli besliyordum, şov besleyeyim. O ciddi bir karar. Ben size onu kendiniz karar vermeniz lazım. Ama kuşlarınızı melezleyerek irileştirebilirsiniz. Burada istediğiniz kadar kuş var. Dediğim gibi bunları birbiriyle eşlemek mümkün. Rainbow gelme ihtimali var ama garantisi yok. Ben de mesela aldığım oldu, alamadığım oldu. Çünkü eşleyip de görmek gerekiyor. Orada birkaç yavrumuz daha var. Dediğim gibi mavi. Onun dışında size söyleyeceklerim arkadaşlar, herkes Ağustos ayı yaklaşıyor, kürlerini yapsın. Eylül ayında sezon başlayacak bizim burada Manisa'da. Benim şu anda kürümü ben bir tek karabenek kaldı. Onu da zaten 3-4 gün vereceğim. Tedavi amaçlı değil, önleyici amaçlı veriyoruz. Onun dışında bu kuşların kürleri de yapılmış durumda arkadaşlar. Aldığınız zaman zaten hani belki 15 gün, belki bir ay kümese alışma ortamı var. Eşe attığınızda alıştıktan sonra
Yakın zamanda tekrar tüye girmemişse veya şu an tüyde olanlar da var demin. Tüyden çıktığında size faydalı olacak kuşlardır. Dediğim gibi benimle bağlantıya geçerseniz bu videodan başında ve sonunda zaten Gmail ve Facebook'ları veriyorum. Gmail'den daha rahat ulaşırsınız. Facebook'u her zaman açmıyorum. Onun dışında hepinize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.